Doğru işler yapan e, Şimşek ve ekibi bir e, doğru e, işi daha e, devreye soktu. Beklenen bir şeydi faiz arttırımı. Faiz arttırımı yapıldı. Sayın hapiste Gaye Erkan e, zaten bunun sinyali vermişti. Faiz, yüksek faiz politikası olacak demişti ve bunlar şimdi rasyonaliteye dönüştü. E faizler 500 bas puan arttırıldı %30'a geldi bu doğru adımlar bu gerçekçi rasyonel adımlar iç piyasada nasıl algılanıyor dış kamuoyunda nasıl görülüyor buna bir bakmamız lazım ve değerlere bakmamız lazım evet merkez beklentileri karşıladı. 4 ayda %21.5'lik bir artış. Merkez Bankası politika faizinde piyasa beklentilerinde olduğu gibi 500 bas puan arttırdı. Faiz %25'ten %30'a çıktı. Enflasyon düşecek mi? Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlangıcını belirten Merkez Bankası sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini söylüyor. Ve Sayın Şimşek bir meselede çok ısrarcı o ısrarını bir daha yenildi. Twitter'da paylaşımında fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimizdir fiyat istikrarıyla ne demek istiyor Sayın Şimşek? Şunu söylemek istiyor. Bir, enflasyon düşecek. İki, etiketlerdeki o artışlar düşecek ve belli bir seviyede dengelenecek. İki, kur belli bir seviyede dengelenecek. Biz buna iktisatta fiyat istikrarı diyoruz. Yani steklasyon değil, deflasyon. Yani enflasyon olmayan ekonomi ve o ekonomide düşen fiyatlar, düşen enflasyon ve düşen fiyatlar bu fiyatların dengede olması. Öngörülebilirlik yani. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli zaten. Şu anda Şimşek ve ekibi de bunu yapmaya çalışıyor. Faiz kararlarını kademe kademe bir bakalım. Şimdi tarih 22 Haziran artış 6.5 faiz %15. 20 Temmuz 2.5 bir artış 17.50 faiz oranı. 24 Ağustos 7.5 bas puan 25 ve 21 Eylül'de 500 bas puan arttırıldı. %30'a çıktı. Piyasaya etkilerine bakıyoruz. Para birimi dolar 26 lira 98 kuruş karar öncesi. Karar sonrası 27 lira 11 kuruş. Euro Karar öncesi 28 lira 74 kuruş, karar sonrası 28 lira 92 kuruş. Altın 1668 lira, karar sonrası 1672 lira. Bu dolarda diyeceksiniz ki hiçbir değişim olmamış. Hatta biraz artmış. Ne dedi Sayın Şimşek? Bizim kurla ilgili bir hedefimiz yok dedi. Yani kurla ilgili bir plan yapmıyoruz biz dedi. Öyle bir planımız ve bir hedefimiz yok. Yani bıraktı Merkez Bankası. Çok fazla baskılamıyor. Ve o yüzden de bu şekilde bir değerler görüyoruz. Bakalım ekonomistlerin yorumları neler? Emre Alkın demiş ki beklediğimiz gibi şimdi sıra bankalarda. Özgür Demirtaş diyor ki Merkez Bankası'nın kararından ötürü tebrik ederim. Bu kararların devamını dilerim. Ayrıca ilk dakikalarda dövize sert müdahale yapmadıkları için de bakın tebrik ederim. Daha çok yolumuza. Ben az önce söylediğim şeyi sayın öyle Demirtaş söylemiş. Şimdi bakınız Merkez Bankası diye 500 bas puan arttırdı ya faizi. O an dolara müdahale edebilir piyasaya TL'ye TL, TL dönüştürmek için dolar sükürlüğü edebilir. Bunu yapmadı. Bunu yapsaydı bir anda siz doları böyle 23'lerde falan gördünüz. 24'lerde gördünüz. Onu söyleyeyim. 25'ler falan yani. Yapmadı bunu Merkez Bankası. Bıraktı. Karışmadı. Bırak diyor. Işte diyor ya Sayın Şimşek fiyat dengesi diyor. Denge. Görmemiz lazım diyor. Matematik işletiyor yani. Şimşek bir ekibi. Doğru olanı yapıyor. Evet Atilla Yeşilada. inanmamıştım Yanılmıştım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çaktı 500 puanı demiş. Hakan Ankara Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan net bir iletişimle doğru yönde atılmış bir adım emeği geçenleri tebrik ediyor. E, Türkiye'nin değerli ekonomistleridir Bu dört isim çok kıymetli ekonomistler ve hepsi de çok olumlu buluyorlar ve tebriklerini de dile getiriyorlar.